selamlar. Videonun devamında da göreceksiniz. Hep ayakta bir şeyler deyip kaçmışım. Hiç oturup böyle video çekmeye zamanım olmadı. Aslında sakin bir haftaydı. Fakat konuşmak istediğim şeyleri bir türlü konuşamadım sonrasında. O yüzden bu bölümü çekme ihtiyacı duydum. Kitaplarla ilgili olan kısmı sona ayırıyorum. Uzun uzun konuşabilelim diye. Şimdi bu videonun bu kısmından ya resmen çekemediğim için hani burada acı çekiyorum. İlk kısımda şöyle oldu, bundan sonra böyle oldu falan diye açıklama gereği duyuyorum ama tamam, uzatmadan ilk kısımda Rezan, ben, Merve buluştuk. Herhalde telefon rehberimdeki 9. Merve oldu. Gerçekten 90'lar kuşağı, daha önce de söylemiştim. Bir Merve akımı var. Hemen şöyle özetleyeyim. Rezan aslında benim babamın arkadaşının kızı. Onun da kardeşi var, Aylin. Onlar beni yani tanımadan benim YouTube kanalımı falan biliyorlarmış. Özellikle sanırım Aylin beni izliyormuş. Sonra babam bir gün, babamın böyle huyları var. Gittiği yerlerde işte benim kızım kanalına abone olun falan diyormuş. Bunu sonradan öğrendim hani. Ne kadar utandığımı siz düşünün. Tabii burada şunun bilincindeyim. Evet, üçüncü kişiler, herkes videolarıma ulaşabilir. Ama böyle hani sizin yakınınızın gereksiz yere reklamınızı yapması bu reklam mıdır? Neyse, buralara çok girmiyorum. Sanırım onun babası, tamam artık orası nasıl oldu bilmiyorum. Rezanlar da demiş ki, aa bu işte Muzaffer abinin kız mı? Biz zaten onu tanıyorduk, izliyorduk falan. Sonra biz onların evine gittik, buluştuk. İşte Rezanlar, Aylinler buraya geldi. Kına ve düğün videolarında da zaten varlar. Gerçekten aslında çok az zaman geçirmemize rağmen çok kafamın uyuştu. Ondan sonra sanki böyle yıllardır arkadaşız gibi hissettiğim insanlar oldular. Rezan da bana şöyle demişti bir keresinde. Benim bir arkadaşım var, seni çok takip ediyor. Yani bütün fanın bütün videolarını biliyor. Hatta o ve eşi Portekiz'e taşındılar. Orada yaşıyorlar demişti. O dediğim kişi Merve bu arada. Ben de Merve ile takipleşmeye başladım. Hatta konuştuk. Türkiye'ye geldiğinde buluşuruz diyorduk. Biz de işte Rezan, Merve, ben buluşmuş olduk. Kadıköy'de oturduk. Zaten şöyle oluyor. Hani bugüne kadar buluştuğum herhalde artık bir 6-7 kişi oldu. Bu hafta da aslında Betül diye bir takipçimle buluştum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü beni takip eden, gerçekten severek takip edenler, öyle söyleyeyim. Onlarla buluştuğum zaman zaten arkadaşmışız gibi oluyoruz. Zaten karşıdaki insan beni tanımış oluyor. Ben genellikle şöyle başlıyorum. Sen beni biliyorsun ama ben seni hiç bilmiyorum. Sen bir kendini anlatır mısın diye. Ama hep böyle ortak noktalar, uyuştuğumuz yerler hani tevekkeli değil. Yani beni izleyen kişiler zaten bir şekilde bir yerde aynı kafada oluyoruz. Merve de Portekiz'den gelince bu küçük buluşmayı ayarlamış olduk. Yemek yedik, sonrasında kafe bulalım dedik. Kadıköy'de biliyorsunuz milyonlarca kafe var. Sonra dedik ki yürüyelim, önümüze ne çıkarsa oraya gideriz diye. Sonra bir kafe keşfettik. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Orada da şansımıza böyle her ülkenin özel tatlıları diyelim. Onlardan yapıyorlar, çeşitli Avrupa ülkelerinin. Portekiz'in natası vardı örneğin. Avusturya'nın zaha tortesi vardı. Ondan sonra Rusya'nın bir pastası vardı. Rezan ona bayıldı. Güzel zaman geçirdik. Eğer Merve'nin ve eşinin Portekiz maceralarını takip etmek istiyorsanız, hatta şu an Berlin'deler, Instagram sayfasını bırakıyorum. Ekrana aşağıda bırakıyorum linkini. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kafenin sahibi de gerçekten çok tatlıydı. Natayı biz seçmedik aslında ama sonradan ikram etti sağ olsun kendisi. Bu arada aşırı derecede Portekiz'i merak eder oldum Merve'den sonra. Daha önceden öyle bir hissiyatım yoktu. İspanya'ya gitmek istiyordum. İşte ona Merve ile kısmet oldu. Aslında Granada'ya çok gitmek istiyorum ama uçaklar oraya birazcık daha pahalı. Neyse, gidiyorum. Siz videoya devam edebilirsiniz. Bir de ilk defa yelek giymeyeyim dedim. Şöyle biraz daha havalı olayım dedim. Saçımı da neden kıvırcık yaptım biliyor musunuz? Bilgisayar hala uzatıyorum. Hala uzatıyorum. Bilgisayar güncelleme yapacaktı, Windows 10. 2 sene bekledim. Yapamadı. Sonra bütün değişiklikleri geri aldı. Tamam, gidiyorum. Evet, biz Avrupa ülkelerinin ünlü tariflerini yapıyoruz. Öyle mi? Bu da Rus pastası. Vay, ne güzelmiş konsept. Evet, gerçekten güzelmiş. Böyle bir şey beklemedim. Almanya. Avusturya bugün yok burada. Aa, evet. Ha, bir tek ben mi Türkiye'liyim sizden şu an? İyi bari. Evet, Avusturya'yı bulduk. Babası yapıyor Rafael'in. Gerçekten? Daha hiç orijinalini yemedim. Orijinalde bir otelde yapılıyormuş. Ha. Onu da yemedik. Sıra mı oluyor? Natan'ın da şeyi var. 7 tane. İlk tarifi adam 7 kişiye bölüştürüyor. Şimdi hala onun tarifini devam ettiriyorlar gibi bir söylenti var. Tabii o da satılmasına sebep oluyor. Ben Nata.
Daha tortayı biliyorum. Nasıl kankalar, yiyeyim bari? Ben şu sen Rus'a düştün. Ölürüm yani. Tamam. Merve sen ne yemek istiyorsun? Ya ama şuna bak ya. Ay gözlerim. Bak bak şu değil mi? Minnum. Amcaya falan benziyor. Evet yaşlı bir kedi değil mi? Değil mi? Biraz yaşlı. Hey. Dedeler falan oturduğu yerde uyuyakalır ya onun gibi. Ben de öyleyim gerçi. Bu da ikram oldu. Hadi Rezan sen bak. Besle. Elmalı pastanın mı söylüyorum? Bu elma değil mi? Tarçın atıldığı için sana öyle geliyor. Ha. Gerçek Portekizli ne düşünüyor? Orijinalini bildiğim için tabii. Gerçeğinde aynen böyle hafif bir tatlı. Ama gerçeğinde bu kadar sarı değil. Daha beyaz. Şurası. İçi kreması. Şu kenarları da daha ince. Hmm. Ya böyle baklava yufkası gibi aslında. Daha çıtır çıtır geliyor değil mi? Oluyor. Böyle şey oluyor. Bir tane ama yine de başarılı değil mi? Yani yönetmen. Yalnız şunu ben çok beğendim. Bak arkadaşlar bunu yiyin. Gerçekten buna bayıldım. Ceza. Kapatacaksın mı? Günaydın, selamlar. Geçen videodaki yorumlarda şey vardı. Göksu cildin çok güzelmiş işte ne oldu diye. Aslında hani böyle gözyaşlarımla beraber okuyorum o yorumları. Çünkü son 1,5 ay oldu mu? Suratım hala daha dökmeye devam ediyor. Mesela dün yattım, sabah yeni şeylerle kalkıyorum ve bu sivilce gibi değilmiş gibi, sanki bir isilikmiş gibi. Daha çok dikkat etmeye çalıştığım için şu an daha da kötü oluyor gibi geliyor. Bir tane tweet mi ne vardı böyle, yüzüme cilt bakım yapıyorum bilmem ne falan filan, sivilce çıkıyor bundan sonra sabah kalkar ya Allah der yıkarım diye. Ben de öyle olacağım. Yani su. Sadece su. Ki geçen Merve ile konuşuyorduk, şey dedi, hani bütün o temizleme ürünlerini bıraktım dedi. Ki Merve'nin de çok maşallah diyeyim temiz bir suratı vardır. Sadece bir iki yerde böyle çıkardı acayip acayip sivilceler, böyle büyük falan gereksiz. Dedi ki her şeyi bıraktım, sadece makyajımı temizliyorum. Ondan sonra ki o fondöten falan sürekli kullanıyor. Yüzümü suyla yıkıyorum, o kadar dedi. Yani 2-3 aydır dedi hiç öyle sivilcem çıkmıyor. Ama hani ben de delireceğim artık, sadece su. Şimdi Aven'den, daha önce hiç Aven kullanmamıştım. Onun ürünlerini merak ettim. Kiehl's'ın yüz temizleme jeli çok güzel ama bir tık pahalı. Aslında ne zaman almıştım hatırlamıyorum. Bu vloglardan bir tanesinde paylaşmış olmam lazım. Uzun zamandır kullanıyorum hani minicik bezelye tanesinde kullandığım için. Ama hem bir değişiklik olsun hem de Aven ürünleri nasılmış, daha uygun fiyatlı. Hani bir tık. Bunları deneyeyim dedim. Hani Aven'in uygun olmasının sebebi de Kiehl's'ın aşırı pahalı olması bu arada. Öyle çok vaktim yok aslında, dün nasıl geçti, ne yaptık diye konuşmak istiyorum ama daha geniş bir zamanda, çünkü gene otobüs kaçırma. Kamerayı yanıma alıyorum çünkü akşam annemle Ikea'da buluşacağız. Rafi ile Ikea'ya gittiğimiz vlog hatırlıyorsunuzdur. Orada ben birkaç şey beğenmiştim ama almadan önce anneme de göstermek istiyorum. Dedim burada da Ikea var, gel gezelim. Öyle beraber bakacağız. Benden hızlı geldin. Ben dedim belki aynı şeyde oluruz. Ben de çok bakındım metroya. Çünkü yürüdüm ya herhalde. Ben çünkü girdim hemen metro geldi. Bunu benden çalma, senin kendinin var. Ya yağmur yağıyordu. Benimki kısa. Yılbaşı hediye de geldi. Tekli koltuk 700. Değil. 1450. Bir soracağım, 700 olan ne ya? Ha hayır. İş çıkışı gene beynim konuşuyor. 70 lira yastık. 1500. Peki. Nişandaki fanusların yılbaşı konseptli hali gelmiş. Aa. Ya. Işıklı mı acaba? Evet. Tipim ne kadar kaydı acaba?
Şu benim hoşuma gitmişti. Ne diyorsun? Bir de bunun kitaplık versiyonu olan var. Şey gibi o kuaförlerin. Kuaförlerin mi? Anne ya. Bunları da seviyordum ben. Bunlar da ışıklı. Şunları da beğendim. Daha önce Rafi ile gittiğimiz videoda göstermiştim sanki. Annemin benden sonra benim odaya L koltuk planı var ama bir türlü hayalindeki L koltuğu bulamıyor. Komşu almış da şimdi o Sevince bu Cuma'ya gideceğiz ya oradan bakacağım ona. O Mondilen almış. Ne kadar ha? Hiç görmedim. Ben acıktım. Restoran katı. Ticket geçiyor mu orada? Bilmem. Babamın ticket'ı bende. Mehmet geliyor. Mehmet öyle lüks bir öğrenci ki kendisinin ticket restoran kartı var. Babamınki yani. Babamınkini kullanıyordu. Ben de onun Erasmus zamanı son 2 ay aslında bana verdiniz ticket'ı. Ondan ama önce gene bende yoktu. Onu. Öyle sanki içinde çok para varmışçasına, sanki para değilmişçasına ticket harcamayı seviyorum ama bugün şeydeydik, ünlü bir esnaf lokantasında yemek yedik. Pilav üstü tavuk. Tavuk yeme diyorum sana ya. Tavuk canım çekmişti. Böyle kapalı kitaplıkları seviyorum ki toz olmasın diye. Şunu beğenmiştim, bir de Hemnes miydi neydi? Bu Hemnes değil herhalde. O versiyonu güzel. Nurların evinde de bundan var diye hatırlıyorum. Bunlar lambasız satılıyor, ampulsüz satılıyor. Bak bundan aldık. Şöyle ayarlayabiliyorsun. Bizde siyahı var galiba, yok. Eski gaz siyah lambaları var. Böyleydi. Evet işte onları hatırlattı. Şunları da beğenmiştim. Balık patates, roka salatası. Ana yemek. Bence sonu. Yok balık yemem ya. Kalıp gel. İsveç köfte mi yiyeyim gene? Burası kalabalık ama. Günaydın. Kitapla sadece. Ha? Yok, yoğurt da istemiyorum. Günaydın. Kitapta sadece 50 sayfam kaldı. Heyecanlıyım. Uzun uzun konuşacağım yine. Bu da bir kitap vlogu oldu aslında. Kitap vlogu diye başlamamıştım ama bakalım öyle devam ediyoruz. İçimden gelmiş demek ki. Heyecanlıyım ama bundan sonra hangi kitaba geçeceğim bilmiyorum. Bu hafta hiç film izlemedim. Scam'da olduğu yerde duruyor. Başka bir şey de izlemedim. Dün de IKEA'da çok bir şey çekmedim aslında ama çok da bir şey yapmadık. Açtım, hemen yemek yemeye gittik. Oradan böyle gezdik. Birkaç yatak vardı. Viyana'da gördüklerimizden burada yoktu. Yani anneme açıklamaya çalıştım biraz ama ben aşağılarından böyle çekmece olan yataklar, baza gibi olan değil de dünkünde mesela hep bazalardan vardı. Çekmeceli olan yataklar tekli yataklarda vardı, çiftli de yoktu. Onu gösteremedim hani hangisi sence daha iyi vesaire diye. Öyle gezdik, hiçbir şey almadan da eve gelmiş olduk. Sırtım bayağı ağrıdı. Herhalde o kadar saat ayakta durdum diye. Aslında dün de çok ofisten dışarı çıkmamıştım ama. Neyse yine geç kalmadan. Hep bu sabah update'leri böyle olacak sanırım. Can I get some comfort, please?
been honest, a break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm proud of toast. You're just like very filling like and a river great to start to. That's overflow. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. Evet, hiç konuşmamışım gibi videonun başında tekrar geldim. İzel Aydın'ın Unutursun kitabını okudum, bitirdim. Şimdi bu serinin ikinci kitabıydı. Daha önceki, bir önceki videomda göstermiştim. Bir Cihan Kafes kitabını bitirmiştim. Daha sonra Unutursun geliyor. Bundan sonra ise yanıma aldım mı? Bir dakika, yanıma aldım sanırım, almamışım. Çok güzel, kamerayı sabitlemek için bunun altına koymuşum ama o videoda göstermiştim. Kalbimin Cam Mayası kitabı geliyor 3. sırada. Konu olarak çok güzel, insanın içine işliyor karakterler, olaylar, merak uyandırıyor gerçekten nasıl bağlayacak birbirine diye. Eksi olarak iki şey söyleyebilirim. Birincisi, öncelikle ilk kitabı yazarken, bu arada ben ilk kitabı daha başarılı buldum. Muhtemelen ilk kitabı yazarken ikinci kitabı yazmak İzel Aydın'ın aklında yoktu. Daha sonrasında ikinci kitabı yazmaya başlıyor. Arada kaç yıl var hatırlamıyorum. Muhtemelen bu iki kitabı birbirine nasıl bağlayabilirim, karakterleri nasıl bağlayabilirim diye oturdu, düşündü tabii ki de. İşte o noktada bir yapaylık sezdim. Hani bu başlangıçta kurgulanan bir şey değildi. Sonradan karakterler birbirine bağlandı ya ikinci kitap için. O yüzden o noktada bir yapaylık hissettim. Aslında bunu bilmeseydim belki böyle hissetmezdim. Bir buna takıldım. İkinci olarak da şu. Tamam, bazı yerlerde, yine diğer videomu atıf yapıyorum, söylemiştim. İşte siyasi olaylara değinilmesi, o dönemde ne olduğu, bunların bahsedilmesi hoş. Hem bazen bilmediğimiz şeyleri kitaptan öğrenmiş oluyoruz, araştırma gereği duyuyoruz vesaire. Ama bu kitabın özellikle sonlarında orada hiç bahsetmesine gerek yokken birkaç yerde siyasete girdi. Yazar o noktada hani ben siyasi görüşümü burada birazcık daha dillendireyim demek mi istedi bilmiyorum ama hikayeye hiçbir katkısı yoktu ve bence birazcık o noktada siyasi olay değil, olayın nasıl geliştiği, işte karakterlere ne olacağı beni çok bağlıyordu. Zaten daha öncesinde o noktalara değinilmişti, işte darbedir vesairedir. Hani tekrardan kitabın sonuna doğru konuşmak, farklı karakterlerin yine siyasi imalarda bulunmasına bence gerek yoktu. Üçüncü kitabı okuyacağım ama yine araya bir tane daha kitap sokmuş oldum. Unutursun'dan sonra yeni bir kitaba başladım. Panait Ist... Asla okuyamadım ya. Panait Istrati. Aslında Fransızca olarak yazmış kitabı. İsmi Mihail. Sanırım daha öncesinde Arkadaş diye çevirmişler. Arkadaşlık üzerine bir kitap. Daha çok yeniyim. 40. sayfadayım. Bunu bana Merve hediye etti. Hangi Merve? Portekizli Merve diyeyim. Öyle şey yapalım. Kodlayarak artık söylemem lazım Merve'leri ki siz de anlayabilin. Rafi mesela hiç. Hani deliriyor isimler konusunda. 40. sayfadayım ama birkaç şeye çok kızdım bu kitapta. Hayırlısı. Normalde böyle ne yalan söyleyeyim çok feminizm gözünden bakmam kitaplara. Yazar 1884 doğumlu. Belki bakış açısının hani yanlışlığını mı diyeyim, ifade edişine, kadınlara yönelik, yani kadın da sevgilisine yönelik böyle enteresan yorumları falan var. Böyle biraz şaşırdım ama o yıllarda doğmasına veriyorum. Değişik gidiyor. Böyle Balkanlardan çıkma bir kitap okuduğumu hatırlamıyorum. O yüzden merak içerisindeyim. 170 sayfa olması lazım. Romanya'da doğan yazar gençliğini aralarında İstanbul'un da bulunduğu pek çok Osmanlı kentinde geçirdi. Öyle kitap hakkında notlar almaya devam ediyorum sinirlendikçe. Bakayım notlar kısmına ne yazmışım. Karakterin değil yazarın kadını tasviri hoş değil. Sondan bir önceki paragraf, sayfa 14 galiba. Kadın düşmanı yazmışım sayfa 32'de. Sonra 33 falan. Bunların yorumlarını sonraya bırakayım. Bir diğer kitap hediyem Dorian Gray'in Portresi. Bu kitap inanın hani alınacaklar listemdeydi. Aslında sipariş verebilirdim ama böyle elim gitmemişti. Demek ki kısmetimde varmış. Betül hediye etmiş oldu bana. Tekrardan çok teşekkür ederim. Hem çok tatlı bir buluşmaydı. Yani bugüne kadar buluşmalarımın hepsi tatlıydı bu arada. Rafi bazen korkuyor. Kimle buluştuğunu bilmiyorsun. Tamam onlar seni tanıyor ama sen onları hiç tanımıyorsun vesaire diye. Tabii birazcık gergin bir olay bir tık ama... Yani 2 dakika sonra zaten o insanı tanıdıktan sonra şansıma da hep tatlı insanlar denk geldi. Bir de başlangıçta söylediğim, beni severek takip eden insanlarla ortak noktam illaki oluyor bir şekilde.
Bir de benim nezdimde herkesten her an bir şey öğrenebilirsin. Sadece yaşı büyük, işte tecrübeli bir insandan değil, senden yaşça küçük biri belki öyle bir yorum yapar ki etkiler. Bir önceki hafta da örneğin bu ara bayağı buluşmalarla geçiyor. Hande Nur'la buluşmuştum. Böyle tavsiyeler olsun, geleceğe dönük başkalarının yorumları. Yorumları dinlemek güzel, onları yapacaksınız diye bir şey yok ama farklı bakış açıları her zaman iyi. Öyle işte, şansıma tatlı tatlı insanlarla buluşuyorum. Umarım hep böyle devam eder. Rafi'nin korktuğu başına gelmez. Bu arada son videodaki yorumlar için teşekkür ederim. Herkesin okuduğunu yazmış oldu. Ben de böyle araştırmış oldum. Birkaç tanesine bakabilme şansım oldu ayrıntılı. Onları Goodreads'ten hatta eklemiş oldum okunacaklar listesine. Böyle birbirimize ilham veriyormuş gibi oluyor. Haftaya da planım aslında Nail Kitap Evi'ne gitmek ve orada vlog çekmek. Bakalım zamanımız olacak mı? Hayırlısı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi okumalar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Bay bay.